Merhaba değerli çiftçi kardeşlerim. Bugün sizlere büyükbaş hayvan pasaportuna değineceğim. Büyükbaş hayvan pasaportu ne işe yarar? Büyükbaş hayvan pasaportunda neler olur? Öncelikle ondan bahsetmek gerekir. Bir defa büyükbaş hayvan pasaportunda hayvanımızın bütün kimlik bilgileri yer almaktadır ve yapılan aşıları yer almaktadır. Doğduğu işletme bulunur. Şu anda sizlerin de ekranda görmüş olduğunuz gibi hayvan kaç tane işletmeyi hangi tarihte değiştirmiş? Yani hayvanımızın geçmişi ne biz pasaporttan öğrenebiliriz. Bunun dışında yine pasaportta hayvanımıza yapılan aşı bilgilerinin hepsi yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından yapılan zorunlu aşıların hangi tarihlerde yapıldığı pasaportta yer almaktadır. Yine pasaportumuzda diğer yer alan bilgilerden bir tanesi hayvan sahibinin bilgileri yer alır. Burada neler vardır? İşletme numarası vardır, TC kimlik numarası vardır, adı soyadı vardır ve adresi bulunmaktadır. Büyükbaş hayvan pasaportu ne işimize yarar? Büyükbaş hayvan pasaportu hayvanı il içerisindeki hareketlerini mutlaka yanında bulundurmamız gerekiyor. Aksi takdirde bulundurmadığımız zaman da denetimlerde yakalandığımızda 1387 lira idari para cezası uygulanıyor maalesef. Bunun dışında hayvanı alım satım yaptığımızda ya da öldüğünde bu bildirimleri mutlaka pasaport üzerinden yapmamız gerekiyor. Pasaport olmamış bu bildirimlerde bulunamayız. Hayvanlarımızı sattığımızda mutlaka alan kişinin bilgilerini doldurmalıyız. Şu anda ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi bu alanları mutlaka doldurmamız gerekiyor. Alıcının adı, soyadı, işletme numarası, TC kimlik numarasını yazdıktan sonra imzasını alıp bunu da 7 gün içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ya da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmeniz gerekiyor değerli çiftçi kardeşlerim. Aksi takdirde yine dediğimiz gibi az önce de belirtmiş olduğumuz gibi alım satımları ya da ölüm düşümleri 7 gün içerisinde bildirmezseniz 1387 lira idari para cezası uygulanıyor. Ülkemizdeki gerçek hayvan varlığını bilebilmemiz için mutlaka güncel olması lazım işletmelerimizin, kayıtlarımızın. Pasaport bilgilerinde en üst sol üst tarafta doğduğu işletme numarası yazar hayvanın. Bu işletme numarası hiçbir zaman değişmez. Birçok yetiştiricilerimizin görmüş olduğumuz problemlerden bir tanesi buzağı desteklerinde satışı bildirmiyorlar. Acaba başkası mı alır diye. Buradaki işletme numarası hiçbir zaman değişmediği için bakanlık olarak biz doğan buzağa doğduğu işletmede destek veriyoruz. Eğer buzağınız 4 ayını doldurduktan ve zorunlu aşıları tamsa sattıktan sonra buzağının desteğini mutlaka doğduğu işletme alır. Onun dışında hiç kimse bu desteği alamaz. Pasaportla ilgili değinmek istediğim noktalar bunlar. Sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorum kısımlarında belirtiniz. Bir sonraki videoda gerekli şekilde açıklamaları yapmaya, elimizden geldiğince yapmaya özen gösteririz. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Görüşürüz, hoşça kalın.